Ali yani korma. Dayak sana dayak. Ali Öncel, Sonur Farim. Estağfurullah. Uçurpada girişinde ön paşa çok değer sahibi şu an. Biberçik işlere başlıyoruz. Usta işlere başlıyoruz. Çerez dediğimiz yani bu ufa değil. Şire yani şire dediğimiz pestil, fıstık, efendim söyleyeyim ruska, üzüm, para üzüm, urfa üzüm biliyorsunuz. Besti üzüm, evet. Adıyaman üzümü bunlardan başlıyoruz. Evet. Ama Urfa'mızın fıstığı var. Evet, o konuya değinecektim. Urfa'da sanırım kimse yok böyle paket yapıp fıstığı şey yapsın. Bize bu süreci anlatır mısınız? Yani fıstığı ne şekilde paketliyorsunuz, nerelere gönderiyorsunuz? Fıstık Urfa'ya ait olan bir fıstık. Tabi buradan Nizip'e kadar Urfa'ya ait olan bir yer. Yani kilometreye vurduğunuz zaman da çok büyük bir yer, yani metrekare alıyor. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Türkiye'nin yani 70-100 metre gönderiyoruz bu fıstığı. Evet. Paketleme sistemimizde biz kendi markamızı, kendi şeyimizi vurduk. Sanırım Urfa diye. Urfa fıstığı, tamam fıstık Urfa'ndır. Ama memleketin sahibi olmadan dolayı fıstığın şeysini, kavrulmasını önce Antep'te yapıyorlardı. Şimdi hamdülillah Urfa'da birkaç tane abilerimiz başladılar bu işe. Fıstık biliyorsunuz bazen geldiği zaman yaş gelir. Evet. Onu önce böyle kuruturlar şu şekil. Evet. Kuruturlar. Daha sonra bunu kapanıp soyarlar. Evet. Şu şekil olur. Kavrulma şeklinde olur. Harika olur. Şu an Urfa'da da bunu şey yapıyorlar yani. Tabii 3-4 tane fabrikamız var hamdülillah. Abilerimiz böyle büyük kardeşlerimiz başladılar. Şimdi evet. Artık Urfa'nın da tescilli markası var. Sandra fıstığı var. Evet. Antep'e rakipsiniz bu noktada. Urfa fıstığına sahip zaten çıkıyorsunuz. Bu konuda vatandaşların düşünceleri, vatandaşların tepkileri nasıl oluyor? Şimdi zaten yabancılar mesela dışarıdan gelen, işte İstanbul'dan gelen, hatta İzmir'den gelen, yani Batı'dan gelen müşterilerimiz Antep'in tanıyor derler. Ama Urfa'ya gelince biz anlatıyoruz. Fıstık buralardır, Urfa'nandır. Metrekare olarak da ta Nizip'e kadar ağaçlarımız vardır. Urfa'ya ait olan ağaçlardır. Ve artık inşallah bundan sonra fıstık Urfa'nandır. Evet. Peki Antep'e rakipsiniz bir esnaf Antep'e olarak. Değil. Tam dünyaya rakibiz. Lezzet olarak da olarak dünyaya rakibiz. Ve bütün fıstığımız da Antep gelir buradan götürür. Bunu ben samimiyetimi söylüyorum. Yani Antep gelir buradan o büyük şeyler, tüzörler buradan gelir fıstığı götürürler. Peki Urfa'da fıstık düzenli bir şekilde imal edilip esnafa olsun, dağıtıcıya olsun ulaştırılamıyor. Şöyle, yani esnafın da bir şey, fıstığın şu an bir pazarı bile yok mesela. Doğru söylüyorsunuz. İstanbul'da mesela Antep'in bir ilçesi var Nezip diye. Hakikaten pazarı var. Büyük bir pazarı var. İnşallah yani bu 2 yıldır Urfa'da çalışıyor. Pazarda oluşmuş durumda. Artık Urfa'dan da pazara yani bu fıstık sipariflerimizi artık Urfa'dan pazarlayıp kendi imalatları, kendi sesini yapabiliyorlar. Yani son 2 yıldır onu gördük. Evet. Siz kaç yıldır bu şekilde yapıyorsunuz? Biz bunu 4. yılımız oldu aslında. 4. yılımız. Evet. Biz de Urfa'nın Antep'e rakip olacağını, Antep'in daha iyi fıstık çıkaracağını biliyorduk. Ve elhamdülillah arkadaşlar da bize şey yaptılar, yani bize destek verdiler. Ve bu desteklerle biz beraber büyüdük. Elhamdülillah şimdi Antep'e rakibiz. Fıstık ile ilgili gelecekte bir düşünceniz, bir hayaliniz var mı? Şöyle yapsam çok iyi olur dediğiniz. Vallahi şimdi fabrika kurmadık. Yani aslında kurmamız gerekiyordu. Fakat bize öne koran haberler var, arkadaşlarımız var. Nasiptir. Olursa da geri kaçmayız yani. Teşekkür ederim bilgileriniz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Urfa'nın tanıtımını yapalım. Çiğ köftemizi, kebabımızı, isotumuzu, salçamızı, fıstığımızı kimseye kaptırmayalım. Teşekkür ederiz.